Mete akşam kaldığı yurda giderken Katı Öğrenci Derneği üyesi Alperen Mergen, Fatih Çatak ve Emre Vatan isimli 3 faşistin saldırısına uğramıştır. Mete sokak ortasında dövülmüş, kafasına bıçağın kablosuyla vurulduğundan kafatası çatlamış ve beyin kanaması geçirmiştir. Saatler süren bir ameliyat sonucunda doktorları 3 gün uyutulması gerektiğini söylemiştir. Bu saldırı Mete'nin başına gelen ilk saldırı değildir. Çok değil, birkaç ay önce Mete aynı mahalle olan Konaklar Mahallesi'nde yine öğrenci derneğinde yuvalanan faşistler tarafından saldırıya uğramıştır. Mete o saldırı sonrasında suç duyurusunda bulunmuş fakat ne bir cevap ne de bir sonuç alabilmiştir. Ortada büyük bir ihmal olduğu açıktır. Bu ihmaller zinciri Mete'nin bugün ölümle burun buruna gelmesinin sebebidir. Bu faşist saldırı bir talihsizlik sonucu gerçekleşmemiştir. Ve bir takım basın yayın organlarında yer aldığı gibi bir öğrenci kavgası değildir. Daha önce de gerekli şikayetlerin yapılmasına Katü'de Öğrenci Derneği adı altında yuvalanan, üniversitelilere özel güvenlik birimleri ve polis işbirliğiyle saldıran bir faşist çete olduğundan defalarca dile getirilmesine, Öğrenci Derneği'nin Katü yönetimi tarafından desteklendiğinin belirtilmesine ve bu saldırıların gerçekleştirenlerin kimlikleri belli olmasına rağmen gerekli hiçbir işlem ve ceza yaptırım uygulanmamıştır. Açıkça söylüyoruz, Mete'nin bugün yoğun bakımda olmasının sebebi hem Öğrenci Derneği'nde yuvalanan bu faşist çetedir, hem de daha önceki uyarılarımızı önemsemeyen ve gerekli önlemleri almayan Katü yönetimi ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü'dür. Sizlerin de elinize kan bulaşmıştır. Bütün uyarılarımıza rağmen bu saldırıları önlemek için tek bir adım atmadınız. Şimdi suçluların cezalandırılması için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Saldırganlar dün mahkemeye çıkarılmıştır. Saldırganlardan Alperen Mergen tutuklanmış, diğer iki eli kanlı Cani Emre Vatan ve Fatih Çatak denetimli olarak serbest bırakılmıştır. Bir insanın canına kasteden iki kişi serbest bırakılmış, diğerin ise ne kadar ceza verileceği belli değildir. Serbest bırakılan Emre Vatan'ın ve Fatih Çatak'ın da derhal tutuklanmasını talep ediyoruz. Biliyoruz ki bu ülkede adalet kavramının içi boşaltılmıştır. Biliyoruz ki bu ülkede katiller kahraman ilan edilmekte, arkaları sıvazlanmaktadır. Ve bu tür davaların toplumsallaşamadığı sürece üstleri kolayca örtülebilmektedir. Duyuruyoruz, yoldaşları olarak Mete'nin davasının peşini bırakmıyoruz, arkasındayız. Katı yönetimine sesleniyoruz. Bu saldırganlar Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisidir. Üniversitemize kasteden, insan öldürmeye teşebbüs eden caniler giremez. Soruşturma ve cezai işlemleri derhal başlatın. Mete'nin başına gelenlerin başka üniversitelerin başına da gelmemesi için üniversite içerisinde yer tahsis ettiğiniz Katı Öğrenci Derneği'ni derhal kapatın. Katillerin arkasını sıvazlamaya son verin. Çağrımızdır. Mete'nin canına kasteden bu kişilerin gereken cezayı almaması aynı olayların tekrarlamasının önü açacaktır. Bu kişiler serbest bırakıldığı ve hafif cezalarla cezalandırıldığı sürece herkesin can tehlikesi vardır. Hukuki sürecin ilerleyebilmesi ve gerekli ceza yaptırımlarının uygulanabilmesi adına tanıklara ihtiyaç duyulmaktadır. 21 Eylül günü akşam saat 7 civarı Kalkınma Mahallesi'nde Mina Ev Yemekleri ve Aloha Kafe etrafında bulunan ve vicdanının sesini dinleyen herkesi bize ulaşmaya ve tanık olmaya çağırıyoruz. Bizler Mete'nin arkadaşları olarak onun yanında durmaya, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Trabzon halkını ve tüm Türkiye'yi de bu süreçte taraf olmaya, davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Katı Öğrenci Kolektif. Dün yaptığımız basın açıklamasında arkadaşımıza saldıran üç saldırganına teşhir etmiştik. Bir tanesi Alperen Mergen'di, diğer ikisinin fotoğrafları da buradadır. Alperen Mergen tutuklandı. Fatih Çatak ve Emre Vatan da Mete'ye saldıran iki saldırgandır. Fatih Çatak ve Emre Vatan. İkisi de katildir. İkisinin de eline kan bulaşmıştır. Tıpkı Alperen Mengen gibi. Bu arkadaşların üniversite yönetimiyle kol kola fotoğraflarını dün göstermiştik. Aynı fotoğraflar yine burada. Buyurun. Mühendislik Fakültesi dekanıyla birlikte Alperen Mengen ve Emre Vatan. İkisi de Mühendislik Fakültesi dekanıyla birlikte. Bu iki arkadaşın eline kan bulaşmıştır. Ve üniversite yönetimi hala taraf olmamıştır. Hala Mete'yi sahiplenen tek bir açıklama dahi yapmamıştır. Biz Katı Öğrenci Kolektifi olarak bu davanın takipçisi olacağımızı tekrar söylüyoruz. Ve Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere de çağrı yapıyoruz. Herkes Mete için, adalet için bir şeyler yapmak zorundadır. Çünkü bu tıpkı Ali İsmail Korkmaz'ın başına gelen davanın aynısıdır.
Bunun yine aynı önlemlerin alınmaması demek, tüm bunların önünü tekrar açmak, tüm bu canileri tekrar cesaretlendirmek demektir. Tüm Türkiye'yi, Trabzon halkını ve bütün üniversiteleri, özel olarak bütün üniversiteleri bir şeyler yapmaya davet ediyoruz.